Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, güzel bir modeli anlatmaya çalışacağım sizlere inşallah. Ee, bunun için modeli anlatırken kullanacağım şiş numarası 3 numara. Ee, sizler elinizin ayarına, ipinizin kalınlığına, inceliğine göre tercihinizi yapabilirsiniz. Modelimiz arkadaşlar 5 ve 5'in katlarından oluşmakta. Ee, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmek üzerinden anlatacağım sizlere pardon söylemeyi unuttum 5 ve 5'in katları artı 2 ilmek de kenar ilmekler için bırakacağız 17 ilmek üzerinden anlatacağım modeli sizlere kullanacağım ip de Nako Elite Baby ipim var bu şekilde ben başladım ilmeklerimi bir iki sıra lastik ördüm vaktinizi almamak için ön yüzden modelimizi kuracağız modele geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Sizler de benimle birlikte örmek isterseniz buyurun başlayalım. Evet dediğim gibi modelimiz 5 beş ve 5'in katlarından oluşmakta. Artı 2 de kenar ilmek için. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Başlıyoruz. Ön sıradan ilk sırayla başlıyoruz. Bir kere ipimi doladım. Ilmeklerimi sola doğru kesiyorum. Sola doğru kestim. Kenar ilmeğinden sonra bir kez doladım. İki ilmeği birlikte ördüm. Üç tane düz örüyorum. Bir, iki. 3 tane düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra doladım. Bir kez doladım. 2 ilmeği beraber sola doğru kestim. Normal 1, 2, 3 tane de normal doladım. Şimdi tekrar doluyorum. İlmeğimi şöyle yönünü çevirerek sola doğru kesiyorum. 3 tane örüyorum. 1, 2, 3 tane düz ördüm. Doladım. Şöyle sola doğru 2 ilmeği birlikte kesiyorum. 3 tane düz örüyorum. 2 3 ve kenar ilmeğim. İlk sırada arkadaşlar kenar ilmeğinden sonra bir kez doladım. 2 ilmeği birlikte sola doğru kestim. 3 tane düz ördüm. Tekrar doladım. 2 ilmeği birlikte sola doğru kestim. 3 tane 1 2 3 tane düz ördüm. Tekrar bakın doladım. İki ilmeği birlikte sola doğru kestim. 3 tane düz ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi arka sırada ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane ters örüyorum. 1 2 şey 4 tane çok özür dilerim. Dört tane tersimi ördüm arka sırada. İpimi öne alıyorum. Doladığım ilmeği bir önceki sırada doladığım ilmeği düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 4 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 tane tersimi ördüm. İpimi arkaya aldım. Doladığım ilmeği düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 4 tane ters. 1 2 3 3 ve 4 ipimi arkaya aldım doladığım ilmeği bakın doladığım ilmeği düz örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum ikinci sırayı da arka yüzde tamamlamış olduk üçüncü sırada ve ön yüzdeyiz arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın burada bir tane tersim var onu yine ters örüyorum ipimi arkaya aldım bir kez de doluyorum şu iki ilmeği yönlerini çevirerek Sola doğru kesiyorum, birlikte örüyorum. İki tane düz örüyorum. Genel ilmeğinden sonra ters bir tane ters ilmeğimi ördüm, bir doladım, iki ilmeği birlikte sola doğru kestim ve iki tane düz ördüm. Burada bakın ters ilmek var, onu yine ters örüyorum. İpimi arkaya aldım, bir kere de doluyorum. Şu iki ilmenin yönlerini şöyle sola doğru çevirerek birlikte ikisini birlikte örüyorum iki tane düz örüyorum doladım pardon tersimi örüyorum arada bir tane tersim var ipimi arkaya aldım doladım yine şu iki ilmenin yönlerini çevirerek sola doğru kesiyorum iki tane düz örüyorum bir iki tane düzden sonra kenar ilmeğimi de örüp bitiriyorum arka sıradayız arkadaşlar dördüncü sıra Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 Üç tane tersimi ördüm. İpimi arkaya aldım. Doladığım ilmeği düz örüyorum. Yanındaki ilmeği de düz örüyorum. İpimi bana doğru aldım. 3 tane ters örüyorum. 1 2 3 tane tersimi ördüm. İpimi arkaya aldım. Doladığım ilmeği düz örüyorum. Yanındakini de düz örüyorum. İpimi bana doğru aldım. 1 2 3 tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Doladığım ilmeği düz örüyorum. Yanındaki ilmeği de düz örüyorum ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. Tekrar ön yüzdeyiz. 5. sıradayız. Ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane tersimi örüyorum. Burada iki tane ters var. Yani ajurlu ilmekler sola doğru kaydıkça düz ilmekler azalıyor, ters ilmekler artıyor. İpimi arkaya aldım. Bir kere de doladım. Şu iki ilminin yönünü çevirerek şu şekilde sola doğru ikisini birlikte örerek kesiyorum. Bir tane düz örüyorum hemen yanında. İpi bana doğru aldım. Bir, iki tane arada tersim var ipimi arkaya aldım doladım bir kez şu iki ilminin yönlerini çevirerek sola doğru birlikte örerek kesiyorum yanında bir tane düzüm var ipi bana doğru aldım iki tane ters örüyorum bir iki tane ters ördüm ipimi arkaya aldım bir kere de doladım iki ilminin yönlerini sola doğru çevirerek birlikte örüp kesiyorum. Bir tane düzümü örüyorum ve kenar ilmeğimi ördüm. Ajurlar yavaş yavaş sola doğru kayıyor bu şekilde. Şimdi arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hemen burada bakın iki tane tersim var. Onları örüyorum. İki tane ters. İpimi arkaya aldım. Doladığım ilmeği düz örüyorum. Yanındaki iki düzü de örüyorum. İpimi bana doğru aldım. İki tane ters örüyorum. Bir, iki tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Doladığım ilmeği de düz örerek yanındaki iki düzü de örüyorum. İpimi bana doğru aldım. İki tane tersim var. Onları örüyorum. İki ters. İpimi arkaya aldım. Doladığım ilmeği düz örüyorum. Yanında iki düz var. Onları da düz örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz arkadaşlar. Ön yüzdeyiz. 7. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada üç tane ters var. Onları örüyorum. 1 2 3 tane tersimi ördüm. İpimi arkaya alıyorum. Burada iki tane ilmeğim var. Bir kez doladım. Bu iki ilmeğimin yönlerini çevirerek sola doğru kesiyorum. Bakın buradaki düz ilmeklerimiz bitti. Tek ilmeğe düştü. Ters ilmeklerimiz arttı. Böylece model sola doğru kaymış oldu. İpi bana doğru aldım. 3 tane tersimiz var. 1 2 3 tane tersimi örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir kere de doluyorum. Şu iki ilminin, iki düz ilmenin yönlerini çevirerek sola doğru ikisini birlikte örerek kesiyorum. İpi bana doğru aldım. 3 tane tersim var. 1 2 3 tane tersimi ördüm. İpimi arkaya aldım. Bir kere de doladım. Şu iki düzümün yönlerini çevirerek sola doğru kesiyorum. Ve kenar ilmeğimi örüyorum. 7. sıramızı da tamamlamış olduk. Şimdi arka sıradayız. 8. sıradayız ve modelin son sırası kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir tane tersim var. Onu örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bakın doladığım ilmeği düz örüyorum. Yanında 3 tane düzüm var. Onları da düz örüyorum. 2 3. İpi bana doğru aldım. Burada bir tane tersim var. Onu örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Bakın doladığım ilmek onu düz örüyorum yanındaki 3 tane düzümü de örüyorum 2 3 ipimi bana doğru aldım burada bir tane tersimi örüyorum ipimi arkaya aldım doladığım ilmeği düz örüyorum yanındaki 3 tane düzü de örüyorum 1 2 3 ve kenar ilmeğimi örüyorum bakın modeli bir kez kurmuş olduk birlikte Yani şimdi modeli bir kez kurduk, İkinci kez kurmak için yine aynı şekilde model 8 sıradan oluşuyor. Yine aynı şekilde hemen kenar ilmeğinden sonra bir dolayarak 2 ilmeği sola doğru kesip yanında 3 tane düz tekrar dolayarak 2 ilmeği sola doğru kesip yanında 3 tane düz şeklinde ikinci modeli de aynı bu şekilde kurabilirsiniz arkadaşlar. Bir kere yapmış olmak yeterli diye düşünüyorum. Şimdi ben büyük bir parçada da çalışmıştım kamera arkasında. Bakın onu da göstereyim size. Model çok güzel bir model. Yapımı da çok kolay. Arka yüzü bu şekilde. Modelin arka yönü bu şekilde. Ön görüntüsü, ön yüzü modelin bu şekilde. Bu lastiği de kanalımda anlatmıştım arkadaşlar. Tekstil tipi lastik yapımını yapmak isterseniz videomu izleyerek nasıl yapıldığına bakabilirsiniz. Bu modelden neler yapabiliriz? Bu modelden bebek örgüleri de çok güzel olur arkadaşlar. Yele, kırka, birçok şeyde süveter, yetişkin anne yeleklerinde falan da çok güzel olur. Yetişkin yeleklerde, süveterlerde birçok yerde, dilediğiniz yerde kullanabileceğiniz bir model. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle inşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.